Yeni keşfedilen mantarlar, sinekleri zombiye dönüştürür ve içten dışa yutar. Bu sinek türü, Coenocia tigrina, sineğin karnına delikler açan Strongvelse tigrina mantarı ile enfekte oldu. Mantar sporları bu deliklerden fışkırabilir. Yeni keşfedilen iki mantar türünün benzer şekilde ürkütücü bir etki şekli vardır. Sinekleri yeni kurbanlara spor bırakmak için kullanırken canlı canlı yiyorlar. İlgili türler Strongvelse tigrina ve Strongvelse acerosa, sıradan kara sineklere benzeyen ancak mantarlar tarafından istila edildiklerinde korkunç bir değişime uğrayan Coenocia tigrina ve Coenocia testacea sinek türlerine saldırır. Mantarlar, sineklerin karınlarında bir veya daha fazla delik yer ve ardından deliklerden düşerek yayılan turuncu spor kümeleri oluşturur. Enfekte olmuş, şimdi zombi sinekleri bu süreç boyunca günlerce hayatta kalır, yani özellikle diğer sineklerle çiftleşirken sporları istemeden uzaklara ve geniş alana yayarlar. Bu sırada mantarlar sinekleri canlı canlı yemeye devam ediyor. Sonunda mantarların tahrip ettiği böcekler, spazmlarda yere çöker ve ölür. Sinekler öldükten sonra bile katillerinin sporlarını yiyebilirler. Sineklerin karınları yavaş yavaş parçalanır ve içeriden daha fazla spor salar. Bu sporlar, kışın uykuda kalmalarına yardımcı olabilecek kalın duvarlara sahiptir ve böcekler ilkbaharda aktif hale geldiğinde daha fazla sinek bulaştırır. Danimarkalı araştırmacılar, Danimarka'daki Jægerspris ve Amager'deki saha çalışmaları sırasında düzinelerce mantarla enfekte sinek keşfettiler. Sinekler hem kırsal alanlarda hem de yerleşim mahallelerinde bulundu ve görünüşte barışçıl tarlalarda ve bahçelerde yaşanan bir korku hikayesi mücadelesinin ipuçlarını veriyor. Araştırmacılar bulgularını Journal of Invertebrates Pathologin Eylül 2020 sayısında bildirdiler. Kopenhag Üniversitesi'nde biyolog olan araştırma lideri Gürgen Eylenberg yaptığı açıklamada, "Bu, biyolojik çeşitliliğin Danimarka'da keşfetmiş olduğumuz heyecan verici ve tuhaf bir yönüdür," dedi. Kendi içinde ve kendi başına, yeni ve bilinmeyen biyoçeşitliliğin bu haritalaması değerlidir. Ancak, aynı zamanda bu, enfeksiyon yolları ve ilgili biyoaktif maddelerle ilgili deneysel çalışmalar için bir temel oluşturabilecek temel yeni bilgilerdir. Eylenberg ve meslektaşları, karınları içten dışa yutulurken bile mantarların sinekleri uçarken ve aktif halde tutan bir maddeyle uyuşturduğundan şüpheleniyorlar. Eylenberg, böcekleri avlayan diğer mantarların kurbanlarının hareket etmesini sağlamak için amfetamin türü maddeler kullandığını, bu yüzden belki de yeni keşfedilen mantarların da aynı şeyi yaptığını söyledi. Mantarlar, sinekleri daha uzun süre hayatta tutmak için diğer patojenleri karın deliklerinden uzak tutan antimikrobiyal maddeler de üretebilir. Eylenberg, araştırmamıza kesinlikle devam etmek istiyoruz. Çünkü bunu yapmak, bu maddeleri keşfetme ve daha sonra kullanma potansiyeline sahip, belki de tıpta, dedi. Bunun gibi yeni videolardan haberdar olmak isterseniz lütfen kanalımıza abone olun. Ve yeni videolardan haberdar olmak için zili aktif edin. Ve ayrıca videonun açıklamasında bulunan diğer sosyal medya sayfalarımıza katılın. Ve sürekli yeni konuları ele aldığımız blog sitemize de göz atmayı unutmayın.